Selam arkadaşlar. Abonelerimizin sıkça sormuş olduğu sorulardan birine bu video aracılığıyla cevap vermeye çalışacağız. iPhone akıllı telefonumun bataryasının ömrünün bitip bitmediğini nasıl öğrenebiliriz? Batarya sağlığını nasıl öğrenebiliriz? Telefonumuzdan buna nasıl bakıyoruz? Aynı zamanda GSM iletişim olarak bize gelen bataryaları biz nasıl bir testten geçiriyoruz? Bu video aracılığıyla sizlere göstermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle telefonumuzdan ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünden sonra pil yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra pil sağlığı yazan yere tıklıyoruz. Ve burada biraz yukarı kaldıralım şöyle. Burada pil sağlığımızı görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi %91 pil sağlığı. Yani bu gayet güzel bir değer. Hangi durumda değiştirmemiz gerekiyor? %75. Biraz kaldır. %75 şurası, eğer %75'in altına düşerse bataryamızın ömrünün dolduğunu ve değişmesi gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Batarya değeri, ayarlar, pil sağlığı ve buradan maksimum kapasite yazan yerden bataryamızın ömrüne bakıyoruz. Herkes kendi telefonundan bu şekilde bataryasını kontrol edebilir. Şimdi biz GSM iletişim olarak bize gelen akıllı iPhone telefon bataryalarını nasıl test ediyoruz? Onu da bu makine aracılığıyla sizlere göstermeye çalışacağız. Hasan kardeşimle beraberiz. Buyur kardeşim. Şimdi öncelikle iPhone 5 bataryası kullanmış olduğumuz, test edeceğimiz. Bu sağlıklı bir batarya. Bunun pil değerlerini ölçeceğiz. Batarya test cihazına bağladığımız zaman burada bataryanın datasını bize gösteriyor. Şimdi burada önemli olan battery life dediğimiz, burada bataryanın ömrü, bu kısım %99 gözüküyor. Bu cihaz, bu batarya sıfır bir batarya ama test edildiği için otomatikman bu %99'a düşüyor. Burada %100 değil de %99 yazmasının sebebi bu. Cihazın iPhone 5 bataryasının orijinde olması gereken miliamper burada 1430 miliamper olarak gösteriyor makine. Bizim bu bataryamızda 1425 miliamper gösteriyor. Çok yakın bir değer. Bu zaten cihaza taktığınızda %100 değerini alıyoruz bunlarda. Onun dışında burada cihazın üzerinde bize gelen ürünleri test ettiğimizde en önemli ilk baktığımız nokta burası. Daha sonra kapasitesindeki değer. Burada batarya sıcaklığı yazıyor. Bunları kontrol ediyoruz. Cihazın normal burada olması gereken voltajı ve aynı zamanda burada bataryanın seri numarası yazıyor. Bakın. Aynı zamanda iPhone 5 ve orijinal olarak burada bataryası yazıyor. Buradaki kodları, bu datasını bu cihaz aracılığıyla test ediyoruz. Bu bütün iPhone'lar için geçerli. Aynı zamanda bütün iPhone bataryalar için geçerli. Evet. Bütün iPhone bataryalarını bu cihaz aracılığıyla önce teste tabi tutuyoruz. Daha sonra onlar testten geçtiği takdirde, onaylandığı takdirde daha sonra müşterinin cihazına takılıyor. Tamam. Bu normal çalışan bir iPhone 5. Sağlıklı bir batarya şu anda. Evet. Göstermiş olduğumuz sağlıklı bir batarya. Şimdi normal farklı bir batarya takalım. Kullanılmış olan bir batarya. Bu da gene bakalım iPhone 5S bataryası. Bakalım bunda ne değerler alacağız. Penayı ben sana vereyim abi. Şuradan soketi göster de şurada taktığımızı aşağı indir. Şimdi zaten sağlıklı olmayan bir batarya taktığımız zaman bakın makine otomatik olarak ötüyor. Yani bu bataryada bir sorun olduğunu bize kendi söylüyor. Buradaki değerlere baktığımızda battery life dediğimiz bataryanın ömrü %47 olarak gösteriyor. Batarya sağlığı %47. 1550 mAh iPhone 5S bataryasının olması gereken amper ve bu bataryada 736 mAh olarak gösteriyor.
Yani zaten böyle yarıya kadar öptüğü zaman bu bataryanın sağlıksız olduğunu biz anlıyoruz zaten. Değişmesi evet. gerektiğini biz biliyoruz zaten. Evet, yani bu batarya sağlıklı bir batarya değil. Performansı çok gerekiyor. Düşük bir batarya. Tamam. Bir de şu şişmiş bataryayı test edelim. Şişmiş olan bir batarya. Bakalım iPhone 6S bataryası. Önce soketini takalım. Bataryayı taktığımızda bakın herhangi bir değer vesaire hiçbir datayı bize makine göstermiyor. Çünkü batarya haberleşemiyor. Tamamen bitmiş. Ömrü bitmiş. Evet. Yani bu batarya tam zaten gözüktüğü gibi. Öyle, bırak oraya. Şimdi genel olarak iPhone'da %90'larda iyi bir pil sağlığı. Ama %90'dan sonra %70'lerde zaten sonra siz anlıyorsunuz zaten bataryanın az gittiğini. Hani artık daha çok şarja takıyorsunuz. Zaten uyarı veriyor iPhone'lar evet. hani bataryasının değişmesi gerektiğini. Pil sağlığında servis kısmına düşüyor. Servise uğramanız gerektiğini tabii belirtiyor. Ki. O zaman bataryanın 70'ten sonra gerekiyor. Artık yavaş yavaş pil değiştirmek tamam, istiyor. Son kez bir daha iPhone pil bataryasının değişip değişmemesi gerektiğini telefondan tekrar anlatalım. Arkadaşlar buradan ayarlar bölümüne giriyoruz öncelikle. Geri gel. Bir daha geri gel. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlardan sonra pil yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra pil sağlığı yazan yere tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi şurada %91 batarya ömrü. Biz buna batarya ömrü diyoruz. Batarya ömrü %91. Şayet burası %75'in altına düşmüş ise bataryanızın değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Dediğim gibi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan bütün abonelerimize de selam ve saygılarımızı da gönderiyoruz.